Mehdi neymiş? Demek ki Hristiyanlarla, Musevilerle iç içeymiş. Doğru mu? E biz de Mehdi öncüsü olarak Hristiyanlarla, Musevilerle iç içeyiz işte. Bu kadar. İnşallah. Mehdi ne yapıyorsa biz onu yapıyoruz. Onun yolundayız. İnşallah. İnşallah. Karışık bir şey yok. Masonlarla da işbirliği halindeyim. İttihat-ı İslam'ın oluşması için Türkistan Birliği oluşması. Adamlar coşuyorlar. Binlerce mail geliyor masonlardan. Yine ziyaretime gelecekler. Dünyanın en ileri gelen, en yüksek dereceli. Yani asıl liderleri, genç kadro. Yani yaşlılar artık ikinci kuşak ayrılmış onlar. Yeni kuşak bu yani. Mason, dünya masonları. Yani bu önümüzdeki 50-60 yılın masonları seçilmiş. Yani artık onların kontrolüne girmiş. O asıl liderler şimdi geliyorlar. Hepsini İslam'a hizmet ettireceğim. İnşallah. Türkistan Birliği'nin oluşması için hepsini teşvik ediyorum, edeceğim. İşbirliği halindeyim. Tapınak şövalyelerle işbirliği halindeyim. Onlar da geliyorlar. Çok sevgi duyuyorum, şefkat duyuyorum. Ben gizli mizli de değilim. Adamları getiriyorum buraya, diziyorum. Konuşuyoruz. Gizli kapaklı bir şey yapmıyorum ben. Evet. Değil mi? İnşallah. Yani çaktırmadan falan el altına yapmıyorum. İftihar ediyorum. Bayağı da şey, çok kafalı adamlar, bayağı da zekiler. Çok da samimiler. Hakikaten Allah'tan korkuyorlar. Namaz kılmak eridiler ya namaz kılmaya maşallah. Nasıl hoşlarına gidiyor? Maşallah. Doyamıyorlar namaz kılmaya. Hep çocukların geldiği her şeyde namaz kılmak istiyorlar. Abdest alıyor. Çok soğuktu o gün görüyorsun buz gibi soğukta. Evet hocam. Yaşlı başlı adamlar cami avlusunda abdest aldılar. Acayip seviyorlar namaz kılmayı. Ya diyorlar hadi kendi aralarında konuşmuşlar. Müslüman olsak acaba ne yapar ailemiz? Yani reaksiyon olur mu bir şey olur mu? Onlar konuşuyor. Ne durum değerlendirmesi yapıyorlar. Resimleri var inşallah. Göster. Bak maşallah sıra sıra. Yalnız şu altı eti onumasını zannetmeyin. İnşallah. Ne güzel maşallah. Evet. Bayağı kafalı çocuklar ya. Çok zekiler. Bayağı da samimiler. İmanları konuşuyorum. Müthiş bir iman sevgileri var. Müthiş Allah'a karşı sevgileri var. Gayet derin düşünüyorlar. İslam'ı da çok seviyorlar. Barış kardeşlik dinini çok güzel buluyorlar. Nefretle olmaz İslam. Sevgiyle olur. Kardeşim Alevi'ye karşısın, Bektaşi'ye karşısın. Bak ağızlarını burdun, bir daha Alevi Bektaşlar hakkında laf söyleyemiyorlar. Duyuyor musunuz hiç? Diyemezler. Evet. İnşallah. Çünkü ben bizzat biliyorum Alevileri. Çok şahane insanlar, acayip delikanlıdırlar. Ya müthiş vatanseverdirler. Böyle çok onurlu, şerefli, namusun haysiyetine çok düşkün insanlardır Aleviler. İnşallah. Allah'ı acayip aşkla severler. Peygamberi acayip aşkla severler. Hazreti Ali dedim mi? Sarhoş olurlar sevgiden maşallah. Allah sevgisinden, peygamber sevgisinden sarhoş halde. Ne istiyorsunuz bu nur gibi insanlardan? Dolayısıyla o kıllara dokundurtmam. İslam hakim olurken olan. Tabii ki FBI'da yardım edecek, CIA'da yardım eder, şeytan da yardım edecek, iblis de yardım edecek. Hepsini izah edeceğiz Allah'ın izniyle. İslam dünya nasıl hakim olur başka türlü? Tabii ki. Değil mi? İnşallah. Onlar dışarıda kalsa zaten İslam hakim olmuş olmuyor ki. Dünyaya hakimiyetin adı nedir? Dünyada herkesin İslam olmasından bahsediyoruz biz. İnşallah. Değil mi? Her yer barışla, kardeşlikle dolacak. Tabii ki Amerika'nın da işine gelir. İsrail de rahat edecek tabii ki. Amerika zengin olur. Olsun. Devletleri baki olsun kıyamete kadar. Biz Amerika yıkılsın istemiyoruz ki. Ben Amerikalıları çok seviyorum. Yani insan olarak çok seviyorum ben. Avrupalıları da çok seviyorum. Çok şahaneler. İçim açılıyor baktım adamlara. Sanatlarını da seviyorum. Zengin olsunlar kardeşim, güçlü olsunlar. Niye yıkılsınlar ki yani? Rusya da öyle. Hepsi güzeldir Rusların. Çok seviyorum ben Rusları. Yunanlılar acayip güzel insanlar. Nur gibiler. Çok şahane insanlar. Niye perişan olsunlar ya? Tabii imanlarını kastediyorum. İmansızlığın da düzelmesi için gayret ederiz. İnşallah. Ne oluyoruz ya? Küçücük dünya. Kardeş olalım. Birbirimizi sevelim. Değil mi? Kuralım masaları böyle inşallah. Neşeli ortam olsun. Fasıl yapalım. Ağır masa oluşturalım böyle. Doğru mu Berker'im? Maşallah. Namazımızı kılalım. Allah'a şükredelim. Genç kızlar filinta gibi olsunlar. Çok güzel giyinsinler. Aslan gibi delikanlılar geçsin. Değil mi ya? Fabrikalar falan. Az çalışsınlar. İnşallah.
kaliteli hayat yaşasınlar. Amerika'nın projesiymiş. Allah Amerika'yı da kullanır, Rusya'yı da kullanır. Sen dertine bakma. Değil mi? Sen neye bak? Türk İslam Birliği oluyor mu olmuyor mu ona bak sen. İttihat İslam oluyor mu olmuyor. Allah fasık kulunu da hizmet ettirebilir. Kafiri de hizmet ettirebilir. Değil mi? Allah Nemrut'u da Firavun'u da hizmet ettirir. Şeytan da hizmet ettirir. Şeytan Hazreti Süleyman'ın emrinde değil miydi şeytanlar? Evet hocam. Sen ne derdine düşüyorsun? Tabii ki Amerika'da hizmet edecek Türk İslam Birliği'ne. Rusya'da hizmet edecek. Ama biz onlara şefkatle bakıyoruz. Nefretle bakmıyoruz. CIA de yardımcı olacak. FBI de yardım edecek. Rus gizli servisi de yardım edecek. Hepsi Allah'ın kontrolünde mecburen hizmet edecekler. Hepsi de Allah'a teslim olacak sonunda. İsteyerek istemeyerek hizmet edecekler. İnşallah. Bak Kur'an ona işaret etmiş bak. Şeytan Hazreti Süleyman'a hizmet ediyor. Müslümanlara hizmet ediyor. O devirde İttihat-ı İslam'ı sağlıyor Hazreti Süleyman. Ordusunda on binlerce, milyonlarca şeytan var. Şeytanı kullanıyor. Aleyna şeytan, şeytanı kullanıyor. Evet. İslam'ı hakim ettiriyor onlara. Ne güzel. Biz de ettiririz. Dinsizi dindar hale getiririz, hizmet ettiririz. FBI ona da hizmet ettireceğiz. CIA'ya da hizmet ettireceğiz. İsrail'deki dinsizler onlara da hizmet ettireceğiz. İnşallah. Dindar Museviler, dindar Hristiyanları yanımıza alacağız. Türk İslam Birliği'ni kuracağız. Sonra da İsa Mesih geldiğinde de hepsi La İlahe İllallah Muhammed Resulullah diyecektir. Ne derdine düşüyorsunuz? İlk aşamada zaten Mehdi Tevrat'ın gerçeğiyle onlara hükmediyor. Halis peygamberim söylüyor. Hristiyanlara da İncil'in gerçeğiyle hükmediyor.